Bizim eller programı başlıyor. Bizim eller programı bu hafta Nizip'e bağlı. Eski adı Mizar. Mızar. Yeni adı Uluyatır. Uluyatır beldesindeyiz. Uluyatır belde belediye başkanımız yanımızda. Başkanım öncesi bir tanıyalım. Adım Vedat Ünlü. 29 Mart yerel seçimlerinde, 2009 yerel seçimlerinde beldeden belediye başkanı seçildim. Beldemize hizmet vermeye çalışıyoruz kısaca. Yani bütün işte belde belediye başkanları, işte başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, mahalle muhtarımızdan herkes bir hizmet için bu yola çıkıyor. Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Evet, yani bu gemide hepimiz varız. Batarsak hep beraber batarız. Yani inşallah da öyle bir şey olmaz. Herkes kendi sorumluluğu altındaki bölgesinde kendi görevini yerine getirirse hep birlikte de bu gemiyi yürütürüz inşallah. Yani. Şimdi başkanım kaç nüfus burası? Nüfus 2600. Resmi olarak 2600 ama işte ikinci adres olarak bildiren şu anda işte Antep'te oturup Nizip'te oturup birinci adresleri orası olup da köyümüzde de işte malı mülkü var, arazisi var. Zamanının çoğunu burada geçiriyor. O 3000 diyelim biz. Yani yazları da evet, daha evet, da evet. Daha da çoğalıyor. Daha da çoğalıyor. Okul kapanışlarında daha da çoğalıyor. Beldemiz işte güzel bir belde. Gördüğünüz evet, gibi. Evet, biz yolun asfalttan bu tarafa döndük. Gerçekten nar bahçeleri, nar çiçekleri de evet. Sevgili izleyiciler de görüyorsunuz arkamızda nar çiçekleri de açmış. Evet. Çok yeşil, çok güzel bir yer ama aması var. Evet, aması var. İsterseniz ben onu tamamlayayım. Buyurun. Şeyinizi. Şu anda canlı halimiz. Yani yağmur yeni kesildi. Havalar da serin gidiyor. Şu anda şeyimizin, yöremizin ağaçlarının canlı hali. Ama bundan 2 ay sonra ağaçlarımız meyveye binip mahsulle geldiği zaman haliyle suyun istendiği bir zamanda sulama suyumuz, içme suyumuzu şöyle bırakayım bir kenarda, o da ayrı bir sorun, içme suyumuzda problem var. Sulama suyumuz feci şekilde küresel ısınmadan dolayı düşüyor. Yani zaten sontaj kuyularıyla besliyoruz kanallarımızı. Bizim burada 1500 dönüm sulu arazimiz var. Biliyorsunuz köylünün başka geçim kaynağı yoktur. Yani burada bütün ekonomi tarıma bağlı. Şu güzelim bahçelerimizi, eğer biz şu görüntüsünü mahsul zamanında yakalayabilsek, yani bunları 25 günde bir, haydi geçin 30 günde, ayda bir kere sulayabilsek, biz şu gördüğünüz 1500 dönüm araziden, ben size abartmadan söylüyorum, 3000 ton biz buradan nar alırız. 3000 ton nar alırız. Hurmamız bir o keza. Aklınıza gelecek şöyle kameraman arkadaşımız yaparsa etrafımızı, cevizimiz, zerdalimiz, narımız, hurmamız, elmamız, neyimiz yok ki? Ama canımız değerinde olan suyumuz yoktur. Yani suyumuz bir olsa biz buradan yani gayri safi milli hasılaya katkımızdan dolayı gurur duyacağız. Ne yazık ki bırakın yani katkımızı da biz kendi bütçemize katkı sağlayamıyoruz. Evet. Bin nardan bir 3000 ton ya, bin nardan yani, bahsediyorsunuz. Evet, yani evet, bunun yarısı evet. Da abartısız. İşte kayısısı, abartısız. Yani cevizi, bunları ekleyin. Hurması, evet, hurmasını ekleyin. Yani. Diğer meyve sebzesini de diyelim. Mesela evet, sebzeler evet, böyle evet. Yani. Şimdi başkanım suyun olmadığı yerde hayat durmaz. Şimdi birazdan bir sontaj kuyusuyla kendi bahçesini derip çatmaya çalışan bir arkadaşımızın bahçesine gidelim. Evet. Oradaki güzelliği, oradaki yeşilliği görürsünüz. İşte evet. Can orada. Su olsa bütün bizim bahçelerimiz orada. Herkesin de imkanı yoktur ki 3 milyar 5 milyar harcayıp da sontaj vurdurup elektrik bir çektirip. Bir de suyu bulup bulamama. Bir de suyu bulup bulamama da var yani. Ben Antep'te mühendis arkadaşları getirdim. Burada bizim öyle bir zengin yeraltı kaynağımız yoktur. Yani bizim yüzeysel sızma bir suyumuz var. İşte 18-25 kotları arasında. Ondan da şansınıza bir sontaj vurduğunuzda denk gelecek de siz o suyu bulacaksınız. Başkanım ben şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burası Nizip'e herhalde bir 14-15 kilometre. 11 kilometre. Evet. Antep 35 yani, kilometre. Nizip de demek, Fırat da demek. Fırat da demek. Evet. Yani Fırat Nizip'in hemen yanından akıyor. Evet, evet. Şimdi oradan Fırat'tan bu tarafa
su çalışmaları, kanal çalışmaları veya su getirme projeleri falan yok mu? Şu anda Gaziantep sulama projesi diye büyük kapsamlı bir proje var. Çalışmalar da devam ediyor. Orada yine ne yazık ki zamanında işte böyle gelip bakıldığında yeşillik görününce burası sulu köydür, zaten suyu vardır diye bu proje ilk şeye alındığında bizim köyümüz Gaziantep sulama projesine alınmamış. Evet. Şu son işte 6-7 ay içinde Maraş Bölge Müdürlüğü'ne 3. 4. başvurum dilekçemi götürüyorum. Projeye dahil edildiğimiz zaman yöre olarak, belde olarak kazancımızı sunuyorum. Dahil edilmediğimiz zaman kayıplarımızı sunuyorum. Bunu dile getirdim. İnşallah yetkililerimiz de ilgileniyor. Sayın milletvekillerimizle de bu konuyu görüştüm. İnşallah bizi bu projeye dahil edecekler. Bekliyoruz. Şu anda bir revizyon var dediler. Eğer ekonomik olursa projeye bizi dahil etmeye söz verdiler. İnşallah bu çalışmalara devam ederiz. Şevet Bey, bundan 6-7 yıl önce bizim nüfusumuz 3500'ün üzerindeydi, 4000'e yakındı. Bundan yani 8-10 yıl önce. Bugün 2600 maalesef resmi rakamlar. Haydi 300'de kayıt olmayanlar deyin size 3000. Yani küçücük bir belde 1000 kişiye yakın göç vermişse burada düşünmek lazım. Burada yani bunlar niye gidiyor işte? Burada tarımdan para kazanamıyorsa, burada geçimini sağlayamıyorsa bir hevesle, bir ümitle büyük şehre atıyor kendisi. Orası da meçhul. Orada başına ne gelecek? Onlar nasıl tehlikeler bekliyor? Ne yapacak orada? O da bellisiz. Şüpheli. Yani o da şüpheli. İster istemez yani şu anda benim köyüm 5000 nüfusu da besler, 10.000 nüfusu da besler. Ama yani. Ama köyümün de suyla beslenmesi lazım. Yani sizin aracılığınızla bir kere daha seslenirim, rica ederim büyüklerimize. Buraya da bir el atsınlar. Yani köylü diyor ki bana, tabii herkes hesabına geldiği gibi konuşur. Ama ben de onların sözcüleriyim. Başkan diyor 20 kilometre şurada Birecik Köprüsü. Oradan giden diyor suyu görüyor musun? Deniz gibi. Su akıyor, biz bakıyoruz. Bizim burada arazilerimiz bu şekilde perişan oluyor. Biz verim alamıyoruz. Yani bunu hiç mi dile getirmiyorsun? Gitmiyor musun? Konuşmuyor musun bizim büyüklerimizle? Bu sıkıntıları anlatmıyor Anlatmıyor musun? Benim anlatayım anlatmadığımı, nerelere başvurduğumu tabii ki bilmez. Haklı da, yani haklı olarak bana öyle bir tepki veriyor. Çünkü verim alamayınca, yani teröründe, gaspında, hırsızlığında, her şeyin, bütün kötülüğün başlangıcı yoksulluktur. Yokluktur. Evet. Yani insanın cebinde parası olursa, siz ona kötü de söyleseniz o hoş karşılar. Yani şimdi cebinde parası yok, iyi söylüyorsunuz, yine sizden ters tepki veriyor size. Yani şunu da diyorum ben yetkililerimizden. Benim beldemin 22.000 dönüm arazisi var. Fakat şurada 1500 dönüm nar bahçemiz, ceviz bahçemiz, elma bahçelerimiz var. Bize şu 1500 dönümü sulayacak bir su olsa biz buna razıyız. Biz buna eyvallah deriz. Yani 22.000 dönüm, 22.000 dönümüne istemiyoruz. Yani hiç olmazsa şu 1500 dönüm arazimizi sulayacak bir suya kavuşmayı bekliyoruz, umut ediyoruz. İnşallah büyüklerimiz güzel düşünecekler, büyük projeler yapacaklar. Gaziantep sulama projesine en azından bizi de inşallah dahil edeceklerdir. Başkanım, tam güneşin altına da durduk. Olsun, sizi de terlettik. Biz sorunlarımızı aktarabiliyorsak, yetiştirebiliyorsak biz ateşinde karşısında dururuz, biz terleriz, biz onun hiç önemli değil. Yeter ki bunun karşılığında birileri bize el uzatsın. Bir faydası olsun. Başkanım, birazdan köyün içine gireceğiz, bahçelere gireceğiz. Dediğiniz nar bahçesi, oradan işte çalışanlarla sohbetlerimiz falan olacak. Bir köyü de gezeceğiz. Evet. Beldeyi diyelim biz aslında. Köy köy diyoruz da ağzımız köye alışmış. Beldemiz de bir gezelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Kısa bir aradan sonra bizler buradayız. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyicilerimiz, Uluyatır beldesi gezilerimiz devam ediyor. Burada bir abimiz tarla mı çapalıyor? Gazma mı gazmalıyor? Eğlendirler bir de. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım. İsmim Cemal Bozyılan.
Boz yılan. Evet. Abi ben şeyle uzak durayım zaten. Estağfurullah, rica ederim. Senin sokma falan şeyin yok değil mi? Yok öyle bir şey olur mu ya? Yok mu öyle? Yok ama olmaz, Allah'ı seversen olmaz. Boz yılan. Ya. Evet abi. Biz de tam geldik yılana çattık. Ya işte kısmet her şey. Bu soyad nereden geldi, bu boz yılan? Valla atalarımız dedelerimiz işte bir belli şeyle sima olsun diyerekten yani bu yani böyle bir boz da istemişler. Öyle sonra demişler boz yılan olsun. Korkulur yavrum sizden. Zaten bizde boz yılan, kara yılan var köyde. İkimiz birleştiğimiz zaman tam korkulur. Var mı kara yılan da? Kara yılan da var. Vallahi biz ikinizin ortasına girmeyek o zaman. Hemen yok, aramıza giren kötü olur. Öyle mi? Öyle abi. Boz yılan. Yılanın bozu da çok tehlikeli olur. E tabi karası tehlikeli olmaz, bozu tehlikeli olur. Öyle. Evet abi. Ben de onayım işte, ben onun için biraz fazla tırstım, ben şöyle biraz uzak durayım senden. Bizden korkma, yok. Korkmayalım. Peki sizden korkulmaz zaten de. Ne yapıyorsun? Abi şimdi çapa yapıyorum, şey marul. Marul, bahçe evet. Senin. Evet abi. Bahçene maşallah yani dibimiz düştü derler ya, bahçeyi gördük dibimiz düştü. Gerçekten nar, hurma, ceviz, nane yetiştirmiş, marul, maydanoz. Marul. İşte abi karışık işte, bizim de köylü ne olacak, işimiz gücümüz bundan uğraşmak. Vallahi var ya, esas iş sizin işiniz. Evet abi. Vallahi billahi. Ya biz büyük gibi... stres atıyoruz yani burada işte. Gelin şimdi suyum da var orada. Vallahi çok şükür. Bahçe suyu açayım. Sulu. Evet, bahçe sulu. Ha, sontaj yani suyum. Yani sontaj da. Evet. Sontaj vurdunuz. Ondan evet sonra. Abi. Şimdi biraz önce söyledim, dedim yani iş sizin işiniz aslında. Bak, evet. Ne güzel, tertemiz hava. Evet. Doğal olarak kendiniz ürünleri yetiştiriyorsunuz. Bak marulunu ekmişsin. Evet. Nane burada, maydanoz orada. Evet. Hurma, ben hurmaya da geleceğim birazdan. Bu tarafta hurma yetiştiğini ben bilmiyordum. Onda gerçeği evet altında duruyoruz ya hurmanın. Hurmanın altında duruyoruz. Evet. Ya hurmanın altında duruyormuşuz. Biz oraya giderdik. Yılanı duydun muydu? Korktuk. Korkma kardeşim ya. Evet sen. Bu zehirsiz yılan mı? Evet. Çok da mıydı öldürmez yani. Yok. Evet, o zaman korkmayak biz. Evet. Evet dediğiniz marul çapalıyım. Evet abi. Bahçe senin dedik. Evet. Hurma var, nar hurma var. Hurma var, nar var. Şurada başka, bir ağaç mişimiz yani zerdalimiz var. Zerdali gibi. Kayısı yani. Çoluk çocuk yok mu? Yardım eden çalışan hanım falan. Ya var hanım karşıda da onlar şimdi hava sıcak yani, ben onları eziyet etmek istemeyeyim yani. Vallahi ben onu da anlamayayım. Yani biz geziyoruz biliyorsun. Yani köy, evet. Köylüler artık modernleşik mi? Neydik? Yok ama Allah hava, etmesin ya. Hava sıcak oldu mu hemen eve kaçıyorlar. Klimalı odalarda oh ne güzel mis gibi. Yok biz yani burada vakit de geçirdik. Hem ziyaret hem ticaret yani. Yani benim çocuklar biraz acı işi çok seviyorlar. Sernik'te çalışıyor. Şimdi sıcak diye yani çıkartmıyor dışarı. Sıcakta çalışılmıyor mu? Yok. Yani şu atalarımız, dedelerimiz eskiden o Temmuz'un sıcağında yoluma yollarlarmış. Evet, evet. Ya zaten ikininin sıcağı tarlasında olmasa, tilki demiş, ikininin sıcağı tarlasında olmasa ben de yaparım o ikinciliği demiş. Yani sıcakta çalışma yok bizde. Yok. Evet. İşte modernleşiksiniz ha. Ya tabii canım, Allah çok zamana uyuyuk artık. Değil mi? Evet tabii. Zaman sana uymaz ama sen zamana uymalısın. Biz zamana uyuyuk evet. Nasıl kazanç nasıl bu sene şeyler, narlar diyelim, burada nar ya, çok herhalde. Allah'a çok şükür yani bizim narımız yani sontaj suyum olduğu için ben kazanıyorum. Bu arada şunu da belirtelim yani bu belde susuz. Evet. Yani bir sulama suyu veya bir kaynak suyu gelip araziler sulanacak ya su işte, yok burada. Yok, su sorunumuz var yani. Kaynak sularımız çekilik. Biz de işte masraf ediyoruz kendi gücümüzden. Sontaj bu yani benim sontaj bu suyum. Evet. Yeterli geliyor mu peki? Yeterli geliyor abi bana. Yeterli geliyor. Evet. Ya bu iki dönüm bir yere yeterli geliyor işte. İyi, Allah bereket versin. Evet. Bu ne zaman yetişiyor bu hurmalar, narlar falan? Abi 9. 10. ayda nar yetişir. 11. ayın 12'sinden 15'ine kadar ben kaç yıldan beri hurma ile kırarım. 9. ayın 11. ayın 12. aya kadar. He. Nar 9. 10. ayda mahsul verir. Hurma 11. ayın 12'sinde ben 3 yıldan beri aynı bir adama vereyim. Gel yanı burada ayağımda alıyor götürüyor adam. Bu sene bir değişiklik yapak. Biz 10. 11. ayda gelek bari biz alak bu sefer. Valla siz ne zaman gelirseniz baş üstüne. Valla hep öyle değiller de boz yılan. La Allah kardeşim valla seversen hiç. Valla hep öyle diyorlar da. Yok abi olur mu öyle ya. Biz buradan programı yapıp gittikten sonra adımızı bile anmıyorlar. Olmaz abi, öyle olmaz. Buradan da söz veren, fıstık söz verenlere duyurulur.
Fıstığım yoktur abi şimdi. Var fıstığım, 30 ağaç bir fıstığım var ancak bana yemeğe yetiş. Bir parça da bize düşer yani. Canım düşer, o baş tacısı. Şimdi öyle diyorlar ya, fıstık zamanı gelseydin söyledi, veya fıstık zamanı gidiyoruz. Ben abi benim... Ya topladık işte, yok kime ne icara mı verirler, ya ne tüccara verirler. Benim çengem... Kalmadı. Benim çengem biraz çok. Benimki de çok. Geçen yıl 11. ayın 15'inde burada yağmur yağı hurma kırayım. 15 kişiden aşağı değiliz yani. Hurma mı kırayım, hurmayı mı toplayayım? Hurmayı da kırayım direkt yani, toplayayım hurmayı. Oğuz Elif karakol komutanı geldi. Ya bunlar ne yapıyor bu yağmurda, hele başı kızarı sarılmış, altta köme sarılmış. Hele bu diyor, hele git askere demiş, git hele sor bunlara. Bunlar ne yapıyor? Geldi şimdi asker, abi bu topladığınız neydi dedi. Ben dedim hurma. Hele de komutanım istiyor dedi. Hele bu neyi olduğuna, tadına bakacak dedi. Ben o zaman tam buradaydım. Komutan orada kapının şey, bahçenin altında. Götürdük şimdi 5-6 tane oraya. O zaman biz direkt siyah hurma. Evet. Bu çevrede suyumuz yani. Evet, suyumuz az olduğundan siyahlaştı. Asker de yine komutanım bu kakaolu, kakaolu diye. O zaman komutana bir sandık yani, söylenmez böyle şeyler de ikram etti. Evet yani, siz gelirseniz baş üstüne. Ama ben gelemem. Şimdi bak, milyonların önünde söz verdim. Allah keremine çok şükranlı, sözümün arkasındayım burada, her zaman. Burada başkanımız da orada. Her burada zaman. Arkadaşlarımız da burada, hepsinin yanında söz verdim. Her zaman sözümün arkasında durun ben. Yani bizim diğer eski yaptığımız programlardaki gibi, işte fıstık zamanı, gelin bir de güzel program yaparız, fıstığınız dar gidersin buradan. Abi töbe ya, telefonumuza da çıkmıyorlar. Abi hemen size maydanozu hazırlayayım. Nane de hazırlayayım. Var mı veren utanmam, şu an hazır. Şu an hazırda bunlar var diyor. Kızım hele 3 balon maydanoz, 3 balonu nane hazırla arkadaşlara. Niye, dörder olsa olmaz mı? Olmaz. 1, 3'er tane. 2, 3. Bir de başkana mı? Tabii. 1, 2, 3 kişisiniz kardeşim. Nane, yük mü... Başkan burada, hep yük burada. Yük mü tutacaksınız kardeşim ya? 1, 2, 3 tane işte. Biz fazla sıkıştırmayak şimdi yılanı, boz yılanı. Abi ben şimdi... Başımıza iş açmayak. Nereye gidersen git, kısmet olduğu kadar. Bizimki, yani, bizimki evet. Espri de. Biz şimdi daha burada 3-4 saat buradayız. Bunlar ne olur? 10 saat olun abi, hemen yemek hazırla diyeyim. Bunlar ancak eve kuru nane, şimdi buradan yeşil topları. Abi kuru nanemiz kuru naneye götürdük kuru eve. Kuru nanemiz de var içeride. Kuru nane de baş tacı. Peki abi, başın var olsun. Peki biz sizi fazla meşgul etmeyek. Rica ederim. Marullar da bir haftaya kadar yetişir. Ya hemen yetişir ya canım. Biz o zaman sürekli gelip geçerken i̇nşallah. Bir seni yoklarız burada. İnşallah. Allah'tan bir gaza bela gelmez. Boz yılan. İnşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Oldu, bizimki Allah razı espriydi olsun. Tabii ki. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz burada da oturuyorlar. Niye oturuyorlar? Onlar da bunu da onlara soracağız. Şurada başlayayım. Ne konuşacağız? Dayı seni bir tanıyalım. Sefer Gündoğdu, Uluyatır kasabasından. Ha, yılan mı lan değil mi? Yok, Gündoğdu. Saygı, sevgi dolu. Soyadımızdan da anlaşıldı. Neşe dolu. Neşe dolu. İşte siz ne yapıyorsunuz burada? Ben emekli memurum. Memur, neyden? Evet, emniyetten. Polis. Yok, bekçi, çarşı bekçi. Mahalle bekçisi. İşte bağda, bahçede, zeytinde, fıstıkta bir uğraş verip gidiyoruz. Köyümüzün su sıkıntısı, su sorunu büyük ölçüde evet. Sorun. Bunun yetkililer tarafından el atılmasını isteriz. Memnun oluruz yani. Bu son tas suları yetersiz geliyor. Taşıma bak, sudan değirmen dönmüyor. Taşıma sudan değirmen dönmez. Evet, bunu da ilerleyen dakikalarımızda zaten bunları işleyeceğiz. Evet. Başkanımız da açılışımızda bahsetti evet. Yani bu su sorunlarının olduğunu. Evet. İlerleyen dakikalarda bunları sık sık değineceğiz. Bekçilikten emekli evet. Oldum dediniz. Evet. Şimdi biz biliriz. Biz yaştakiler artık bilir. Gece mahallede, sokaklarda düdüğü çalarlar, dolaşırlar. Evet. Bir güven vardı. Evet. Bir korku vardı. Yani biri bir şey dediğinde bekçi geliyor derlerdi. Evet, bekçi baba geliyor evet. Derlerdi. Bekçi baba derler. İşte evet. Bekçi geliyor, kaçın derlerdi. Evet. Bekçi geliyor derlerdi. Şimdi o dönemdeki durumla şu dönemdeki durumu şöyle kısaca bir alayım ben size. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani eskiden
mahallelerde, sokaklarda, sokak aralarında yani bir hırsızlık, tabii, ne bir kadar kavga, olsa, bir dövüş, dağış falan olmazdı. Evet, olmazdı. Ne kadar olsa şimdiki gibi değil. Yani gece bir akşam karardıktan gelseydi, sonra bir asker gelseydi, bir polis arkadaş gelseydi, bir bekçiyi görselerdi, vay biz bu ahlaksızlığı yapıyoruz, şunu yapmayalım diye arkasını döner kor giderdi. Şimdiki yok. Karşına geliyor, kendi senden önce sana silah çekiyor. Seni konuşturmuyor bile. İşte şimdi eskisine göre daha biraz. Yani devletin bekçisine bir güven vardı. Devletin evet, evet. bekçisine hürmet bir saygı vardı. Evet, hürmet vardı. Evet. O mahallenin bekçisi, evet. o mahallede kimin kaç çocuğu var, kim ne iş yapıyor, kim nerede çalışıyor, kim nereye gidiyor, kim nereye geliyor? Bilirdi. Hepsini bilirdi. Evet, yerlisiydi, bilirdi. Evet, hepsini bilirdi. Hazbel Ataş'ında, mangal başında büzüşü durur bir bekçi diye gece anılarımız var. Hazbel Ateşi'nde, mangal başında büzüşü durur bekçi mi? Mangal mı oldu? Mangal Ateşi'nde, saçak altında, mangal başında büzüşü durur bir bekçi. Yani gece aralıkta zaten arayın. Ayazda, yağmurda evet, falan. Evet, evet. Şeyin, bekçinin de şeyi bu. Evet, bekçimiz. Evet. Peki, size de çok teşekkür sağ olun, ediyoruz. Sağ olun, hürmetler, saygılar. Ben yan tarafa geçeyim. Evet. Sizi de mi tanıyorum? Ahmet Kutlu. Kutlu. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de bahçede uğraşıyorum. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sıcak olduğundan bahçe aralarında biraz serinlik yapıyoruz. Sıcak kızda ağaç gölgelerine kaçmaya başladı. Ağaç gölgelerine başladık. Siz burada mı çalışıyor musunuz? Yardım mı ediyorsunuz? Yok, benim azilerde elma bahçem var. Ha, sizin de elma bahçeniz var. Elma bahçem var. Azlık çoğaldı başkan. Evet. Orada biraz uğraştım. Çay dermedik. Arkadaşlarla beraber çay içiyoruz. Ne güzel. İşte biz sürekli söylüyoruz. Yani şehirde, apartmanda, komşu komşuyu tanımadığı bir yerde. Evet. Bak ne güzel buradan mis gibi hava, bin bir türlü meyvesi, sebzesi, evet. kendi elinizle yetiştirip. Temiz hava. Organik bir şekilde, evet. doğal, ilaçsız. İlaç vermiyorsunuz herhalde. Yok, ilaçsız. Da. Ne güzel. Kendiniz yetiştirip, kendiniz. Kendim yetiştir, kendimiz de yiyoruz. Kendiniz yiyorsunuz. Evet. Ne güzel. Evet, burada da bir abimiz var. Sizi bir tanıyalım. Mehmet Ali Aydoğan. Mehmet Ali Aydoğan. Evet. Öbürü gün doğan mıydı? Gün doğdu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben de ziraatçıyım, çiftçiyim. Bağ, bahçe, zeytin, fıstık bunlarla uğraşırım. Ya zeytiniz, fıstığımız da çıktı. He. Benim işim bu. Sen evet. de bura bir sıcaktan kaçtın, bir çay evet. içmeye geldin. Evet. Komşuların, arkadaşların yanına. Evet. Peki, size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Biz deden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, burada da ablamız, ben şu tarafa geçeyim, çay demliyor. Abla kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk, sizi bir tanıyalım. Kezban Boz Yılan. Aha, bir yılana. Bu eşin mi? Evet. Sen fazla yaklaşma, iki yılan bir arada tehlikeli olur. Ha, sen orada dur. Korkma, bir şey olmaz. Misafirlere çay demliyor, çay içecek. Bize mi demlediniz bunu? Evet. Bu odun ateşinde. Ne, bakır mı? Ne bu? Yok.